İbrahim Kahveci, 24 Şubat 2022 Karar. Eski çağa dönüş. Önceki gün Söktaş'ın KAP'a yaptığı açıklamayla fabrika binalarının çatılarına 1.9 megawatt kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali GES kurulacağını, bu sayede yıllık 3 milyon 300 bin kilowatt saat elektrik üretileceğini ve yıllık tüketimin %20'sinin bu santralden karşılanacağını açıkladı. Artan elektrik fiyatı karşısında evlerin çatısına güneş panelleri kurarak maliyeti azaltmak çok mantıklı. Hatta bu yöntemi tüm ev sahipleri düşünmelidir. Durum daha bitmedi. Domates, salatalık 20-25 lira. Balkonunuz ne güne duruyor? Balkonunuza domates yanında biraz da maydanoz ektiniz mi en güzeli. Bahçeli bir eviniz varsa durum daha farklı. Ekim alanınızı ve ekim ürünlerinizi de genişletebilirsiniz. Diyelim ki binanızın ortak bahçesi var. Bahçeye de derhal bir kümes kurmayı planlayın. Malum yumurta fiyatları epey yükseldi. Ya da deprem dairesi veya bodrum daireniz mi var? Karanlıkta kalıyorsa bodruma da mantar ekmek için en ideal yerlerden birine sahipsiniz. Hemen mantar ekmeye başlayın. Ülkemizde geldiğimiz durum buna çok yakın. Artık kendi kendine yeten bir aile ekonomisi uygulamak durumunda kalıyoruz. Türkiye'de pazar ve üretim verimliliği gibi kavramlar rafa kalkıyor. Merkez Bankası faiz politikasının işlevinin yitirtilip rafa kaldırıldığı gibi. Ne bekliyordunuz ki? Çatıda elektrik üretmek, balkonda domates yetiştirmek, bodrumda mantar ekmek, eski çağın modern versiyonuna hoş geldiniz. Elektrikten kim kazanmış? Elektrik fiyatlarını çok yakından takip ettiğimi bazı okuyucularım hatırlayacaktır. Henüz ortada hiçbir şey yokken Karar Gazetesi'nde fiyatların patlayacağını manşetten vermiştik. EPH piyasasında üreticilerin fiyat eşleşmesi yapılıyor. Geçen yıl Mart-Nisan aylarında 30 kuruş olan üretici fiyatları Aralık ayında 1 lirayı geçmişti. Şu sıralar 1,5 lira. Üreticide 3 kat artan elektrik fiyatlarından kim kazanç sağlamış olmalıydı? Normalde üreticiler değil mi? Ama öyle olmamış. Halka açık elektrik firmalarının bilançolarına baktığımızda üretici şirketlerin yerine özelleştirilmiş dağıtıcı firmaların büyük karlar elde ettiğini görüyoruz. Aras Enerji, Enerjisa bilançoları bu tabloyu bize gayet net gösteriyor. Elektrikte parayı kimin götürdüğü sanırım birazcık anlaşılmış oluyor. Kur şoku iflas getirir mi? Israrla uyarıyorum. En büyük tehlikeye dikkat çekiyorum. Ülkemizin bir anda iflas durumuyla karşı karşıya kalmaması için yazıp duruyorum. Ülkeler hele de yerli para borçlarında iflas etmezler. Karşılığı olmayan giderler için çok çok para basarlar ve enflasyon patlar. Ama bu da bir çeşit iflastır. Rusya-Ukrayna geriliminin bizde en büyük riski ne doğalgaz, ne petrol, ne buğday, ne turist, ne de domates, narenciyedir. Bu gerilimde en büyük riskimiz, hani şu çok fazla övündüğümüz şey var ya işte o, kur korumalı TL mevduatı. Şu anda 400 milyar liraya yakın KKM mevcut. Yaklaşık kur garantileri 13 lira civarında. Bunlar tahmini rakamlar, bu konuda hiçbir veri açıklanmıyor. Dolarda 13.90, 14 lirada baraj kurduk. Herkesin bildiği şey şu ki, Merkez Bankası tıpkı 128 milyar dolarda olduğu gibi arka kapı yöntemini kullanıyor. Arka kapı yöntemiyle döviz satarak dövizin durmadığını öğrenmemiş miydik? Kurlar barajı yıkar ve yeniden patlarsa bu sefer çok büyük bir bütçe açığı riskimiz olacak. Sahi kur artışı karşılığındaki TL'yi nereden bulacağız? Umudumuz matbaalar mı? İbrahim Kahveci.